Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle QNB Finans Bank mobil uygulamasına nasıl indireceğimizden ve nasıl dijital üyelik oluşturacağımızdan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle Android kullanıyorsanız Play Store üzerinden, iOS kullanıyorsanız da App Store üzerinden mobil uygulamayı indirebilirsiniz. App Store'a giriş yapıyorum. QNB Finans Bank yazmam yeterli. Ardından ilk çıkan uygulamayı indiriyoruz ve aç diyoruz arkadaşlar. Evet, uygulamanın yüklenmesini bekliyorum. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Evet, sağ üstte yer alan bildirim ikonundan bildirimlerimizi nasıl alacağımızdan güncelleme yapabiliriz. En yasına bastığımızda da uygulamanın diline İngilizceye çevirebiliriz. Yabancı dil isteyen vatandaşlar için tercihen kullanabilirler arkadaşlar. Evet, müşteri ol diyorum. Burada bizden bir izin istiyor uygulama. Bizim konumumuzu kullansın mı diye. Ben bunu uygulamaya kullanırken izin ver diyorum. Bana yakındaki ATM ve şubeleri tavsiye etmesi için. Evet, müşteri ol dedikten sonra burada bizden 3 adımda müşteri olabileceğimizden bahsediyor. İlk olarak bilgilerinizi girin. Kimliğinizi doğrulayın ve görüntülü görüşün. Evet, öncelikle kişisel bilgilerimizi dolduracağız. Ardından eğer yeni TC kimlik kartımız çipli ise, cihazımızda NFC özelliği var ise bunun üzerinden işlem gerçekleştirebiliriz. Cihazda NFC özelliği iOS'larda iPhone 7 ve üzeri, Android cihazlar için de 4.0 sürümüne sahip cihazlarda mevcut arkadaşlar. Eğer yeni TC kimlik var ise veya NFC özelliğine sahip bir telefonunuz yok ise bunu kimlik bilginizi girerek ilerleyeceğiz. Evet, bu adımları onayladıktan sonra devam dememiz gerekiyor. Bu adımlar için üzerine tıkladıktan sonra tamam dememiz yeterli arkadaşlar. Evet, bu adımda TC kimlik numaramız, cep telefonu ve doğum tarihimiz girmemiz gerekiyor. Bu bilgileri dolduralım hızlıca. Bilgileri doldurdum ve devam diyorum. Evet, cep telefonumuza 4 haneli onay kodu geliyor. Cep telefonumuzun SMS'ler menüsünden bu onay kodunu 1 dakika içinde girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, onay kodunu girdim ve devam dedim. Bu menüde çalışma durumumuz, eğitim durumumuz ve aylık net gelir bilgilerimizi doldurmamız gerekiyor. Hemen girelim. Evet, son olarak da gelir kaynağımızı belirtmemiz gerekiyor. Burada size ait gelir kaynağını uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Ardından Türkiye harici bir ülkede vergi mükellefi iseniz, örneğin Almanya'da yaşıyor ve orada vergi mükellefi iseniz bu seçeneği onaylamanız gerekiyor. Diğer adıma geçtim. Burada da ikametgah bilgilerimizi doldurmamız gerekiyor. Öncelikle il, ilçe. Ardından tam adresimizi girelim. Evet, ikametgah adresimi girdim ve devam dedim. Burada da diğer adımda bizden e-posta adresini girmemizi istiyor. Bu isteğe bağlı arkadaşlar. Daha sonradan girseniz de olur ama şimdiden girmenizi tavsiye ederim. Evet. Bu adımda da başvurumuz tamamlandığında vades hesabımız otomatik olarak açılacak. Hesabımıza kolaylık olsun diye de banka kartı talep edebilirsiniz diyor. Eğer bir banka kartı talep etmek istiyorsak bu işareti onaylamamız gerekiyor. İstemiyorsak direkt geçebiliriz. Banka kartı istiyorsak şayet kuryeli adrese teslim veya şubeden teslim seçeneklerine yararlanarak kartı elde edebilirsiniz. Evet, bankacılık işlemleri sözleşmesini okudum, onayladım demem gerekiyor. Hemen sözleşmeyi şöyle bir açalım, ardından onayla diyelim. Evet, devam diyorum. Bu adımda da bankamızda açılacak hesabınızı hangi işlemlerde kullanmayı düşünüyorsunuz gibi bir soru soruyor bize. Bankanın bizimle alakalı bilgi toplaması için. Burada ben hesabım, birikim, yatırım, kredi, yurt içi para transferleri, maaş, ödeme işlemleri gibi birçok işlemi tercih edebilirim. Ben daha çok yurt içi para transferi ve ödeme işlemlerini kullanacağım.
Onları işaretledim. Bankamız üzerinden aylık kaç adet para giriş ve çıkışı yapmayı öngörüyorsunuz? Yani banka işlem yaptığımız sırada bir ayda totalde kaç işlem yapacağız? Örneğin kaç defa fatura atacağız, kaç defa para transfer yapacağız? Bu işlemlerin bir adetin ortalamasını istiyor bizden. Ben burada 21 ve 50'yi tercih ediyorum. Bankamız aracılığıyla gerçekleştireceğimiz aylık para giriş ve çıkış miktarını ne olarak öngörüyorsunuz diyor. Yani bizim hesabımıza giren ve çıkan paranın ortalama hacmini soruyor arkadaşlar. Burada ben 0 ile 20.000 TL'yi tercih ettim. Devam diyorum. Evet, son adıma geldik arkadaşlar. Bu adımda müşteri temsilcisiyle birlikte biz bir görüntülü görüşme yapacağız. Görüntülü görüşmenin ardından hesabımız açılacak. Bu görüntülü görüşme esnasında aydınlık bir ortamda olmanız gerekiyor. Görüntülü görüşmeyi sağlayacak kişinin siz olmanız gerekiyor ve yanınızda kimliğinizin mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Görüntülü görüşme sonra hesabınız otomatik olarak açılacaktır ve size bir SMS ile dijital üyelik şifreniz gelecektir. Bu şifrenizle birlikte TC kimlik numaranızı girerek uygulamaya giriş yapabilirsiniz artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.